Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, malı mülkü olan, makamı olan bir kimsenin bunlarla başka insanlara üstünlük taslaması ya da onlara tepeden bakması uygun olur mu? Böyle insanlarla karşılaşmak çok mümkün, özellikle zamanımızda. Daha çok olur. Evet, onun için soruyoruz. Hani bir beyit var da zaman zaman tekrar ediyoruz. Olma mala mülke mağrur deme var mı ben gibi. Bir muhalif yeleser savurur harman gibi diye. Evet. Tarihte birçok misalleri var. Fakat insan garip bir varlıktır. Yaratılış itibariyle garip bir varlık derken insanda nefs denen bir kuvvet yaratmış Cenab-ı Hak. Bu nefs hem zararlıdır hem de faydalıdır. İki tarafı keskin bıçak gibidir deniyor. Ama nefs yaratılış itibariyle ahmak yaratıldığı için ve haramları, günahları isteyici şekilde yaratıldığı için, kötülükler deposu olarak yaratıldığı için gördüklerinden ibret almaz. Ama almadığı için de, ibret almadığı için de habire bunlar benim olsun der. Dolayısıyla geçici olan mal sahibi olduğu zaman kibirlenir. Makam sahibi olduğu zaman kibirlenir. Veyahut da şöhret sahibi olduğu zaman kibirlenir. İnsanlara tepeden bakar. Ama bir gün o tepeden bakan insan da inna lillah ve inna ileyhi raciun. Koyarlar tabutun içerisine, götürürler. 2 metre derinliğindeki çukura gömüverirler. Hiçbir kıymeti de kalmaz. Hemen evet. Bırakıp giderler. Hatta. Aynen öyle. Hatta onu orada defnederken, hele zamanımızdaki insanlar, akşama maç varsa onu bahsederler, borsa inip çıktıysa ondan konuşurlar, eğer televizyonda bir dizi varsa ondan bahsederler, tatile gideceklerse onun programlarını yaparlar. O aşağıda münker ve nekir meleklerine cevap vermek için hazırlık yaparken, o karanlık yere gömülürken. Onun için de din büyükleri buyuruyorlar ki bu dünya ahiretin tarlasıdır. Burada tohum ekme yeridir burası, tohum ekme yeridir. Ekilen tohumdan da kat kat meyve toplama yeri ve zamanı da ahirettir, cennettir. Ama burada insanı cehenneme götürecek fiiller yapılırsa, Cenab-ı Hak mal verdi, mülk verdi, mevki makam verdi, sen kibirlenirsen, kibirlenmek haramdır. Hatta diğer günahlara Allah-u Teala'nın sıfatları düşmanken kibirliğe zatı düşmandır buyuruyor. Kibirliğe üstünlük bana aittir, bunda ortak olmak isteyeni ben yakarım buyuruyor. Ortak olmak isteyeni ben yakarım buyuruyor. Hazreti Ali radıyallahu teala hazretlerinin bir sözü var. Dünya ile ahiret doğu ile batı gibidir. Birine yaklaşan diğerinden uzaklaşır. Şimdi dünya ile mağrur olan bir kimse netice itibariyle ahiretten uzaklaşır mı? Hazreti Ali radıyallahu teala hazretlerinin buyrukları gibi evet, oradan uzaklaşılır. Şimdi bu konuyla alakalı olarak Abdullah Hafaki hazretleri var. Karşılaştıkları bir hadiseyi anlatıyor bu zat. Buyuruyor ki biz kavmimizden bir cemaatle beraber Hadramut'a gidiyorduk. Gece ay ışığına giderken ay battı. Biz korkulu bir dereye ulaştık ve orada konakladık. Orada bir kimseyle karşılaştık. O şahıs bizi bir kabrin başına götürdü. O kabrin başındaki taşta benim adım Şeddat bin Aat. İrem bağları ve imat yani binalar saraylar sahibiydim. İrem bağları bulunmuş. 1000 sene yaşadım. Bir değil bin, 999 bin sene yaşadım. 1000 tane şehir kurdum. Bir dediği 1000 tane şehir kurdum. 1000 kız ve hizmetçiyle yaşadım. Bir de saltanat sahibiymiş yani. Tabii hükümdar. 1000 kızla yaşadım diyor. 1000 kantar altın sahibi oldum. 1000'lerce askerim vardı. Doğunun ve batının saltanatının sahibiydim. Saltanatına sahip oldum. Ondan sonraki önemli. Ne dünya bana kaldı ne de ben dünyada baki kaldım. Benden sonra kimse dünyaya mağrur olmasın diye yazıyormuş o taşta. Hakikaten bir düşünüyorsun ya. 1000 sene yaşamış. 1000 tane şehir kurmuş. 1000 kızla beraber yaşamış. 1000 kantar altını olmuş. 1000'lerce askeri var. Doğunun ve batının saltanatına sahip. Ama diyor ki ne dünya bana kaldı ne de dünyada ben baki kaldım. Beni buraya gömdüler. Beni buraya gömdüler. Evet. Benden sonra kimse dünyaya mağrur olmasın. Hakikaten şimdi 1000 sene bu ya. 1000 tane şehir kurdum diyor. 100 binlerce askeri vardı. Ama ne oldu? Hiçbir şey kalmadı. Neyle mağrur olacaksın o zaman? Nesine kibirleneceksin? Kime tepeden bakacaksın? Kime bakacaksın ki? Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki dünya geçilecek bir köprü gibidir. Bu köprüyü tamir etmekle uğraşmayın. Hemen geçip gidin. Evet, işin özeti bu.
Evet. İşin yani, özü bu. İşin özü bu. Evet. Yani şimdi köprüyü tamir edeceksin. İyi de arkadaş, bu köprüde kalıcı değilsin. Hatta Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben bu köprüyü de yok edeceğim. Dünyayı yok edeceğim. Ama dünyayı imar etmek için uğraşıyorsun. Onun için din büyükleri buyuruyorlar ki eğer ahmaklar olmasaydı dünyayı kimse imar etmezdi. Ahmaklar olmasaydı dünyayı kimse imar etmezdi. Mesela önceki ümmetlere Cenab-ı Hak uzun ömürler vermiş. Evet, onların içerisinde ahmak olanlar çok. Mesela 500-600 sene ömür verilmiş bir ümmet peygamberlere hayatta. Bu ümmetten bir mümin vahada açıkta ibadet ediyor. O peygamber de aleyhissalatü vesselam oradan geçerken bunu böyle açıkta güneşin altından ibadet yaparken görünce, ibadetini bitirince demiş ki niye kendini şöyle bir kulübe yapsan da güneşten, yağmurdan falan kendini korusan. Öyle deyince o mümin şöyle bir düşünmüş. Demiş ki ey Allah-u Teala'nın peygamberi, 400-500 sene ömre demiş bir kulübe yapmak değer mi demiş. Öyle deyince o peygamber aleyhissalatü vesselam tebessüm ediyor. Diyor ki efendim niye tebessüm ettiniz, niye güldünüz? Ahir zaman peygamberi gelecek Muhammed Aleyhisselam. Onun ümmeti ortalama diyor 60-65 sene yaşayacak. 60-65 sene. Ama diyor köşkler, villalar, şunlar bunlar yapacak. O mümin böyle dinledikten sonra ben demiş 65 seneyi secdede geçirirdim. 65 seneyi secdede geçirdim. Şimdi mesela hakikaten Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine verilen ömür belli. 60-65 sene. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi 63 yaşında. Miladi takvime göre 61 yaşında ahirete intikal etti. 70-80 yaşına ulaşanları aynı şekilde görüyoruz. 100 yaşına ulaşanları da görüyoruz. O da çok nadir. Bütün dünyada. Evet, bütün dünyada. Evet. Zaten 100 yaşını geçenlere de işte medya mensubu hemen mikrofon tutuyor. Ne yedin? Pırasa. Ne yiyecek ya? Yoğurt yemek de ömür uzamaz, pırasa yemek de ömür uzamaz. Veyahut da aynı şekilde herhangi bir vücuda zararlı bir şey yemiş olsa da o da ömrü kısaltmaz. Ömrün uzun veya kısa olması ezelde takdir edilmiş. Ha sen vücuduna sıhhatli bir şekilde bakarsın, hırpanamazsın. Ömrün uzunsa sıhhatli bir şekilde yaşarsın. Yoksa hiçbir şey ömrü uzatmaz, hiçbir şey de ömrü kısaltmaz. O değişmez. Ezelde Allah-u Teala nefes sayısı miktarınca vermiştir. Bu sebepten dolayı da zaten Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine verilen ömür kısa. Ve senin eline saltanat geçmiş olsa bile de kaç sene sürecek ki? Kaç sene sürecek ki? Nitekim olmuyor mu? E bakıyorsun adam genel müdür, bakıyorlar alıyorlar. Ne bileyim aynı şekilde herhangi bir makama getiriyorlar, oradan alıyorlar. Başbakan da olsan, cumhurbaşkanı da olsan ya ölüyorsun ya iniyorsun. Ve netice itibariyle onlar kalıcı olmuyor. Kalıcı olmuyor. Çünkü daha önce mesela bu misalde işte 1000 sene yaşadım, hükümdardım ben diyor. Senin 1000 senelik hükümdarın kralı yani. Evet, hükümdarın kralı. Yani şimdi bu o zamanda yaşayan cumhurbaşkanlar veya devlet başkanlar diktatör bile olmuş olsa kaç sene kalır? En fazla 50 sene ya kalır ya kalmaz. Tepe takla olup gidecektir. Yaptıkları da yarın ahirette kendisine hesap olarak veyahut da azap olarak geri dönecek. Hesap sorulacak ve azap olarak geri dönecek. Bunun için de İslam alimleri buyuruyorlar ki insan dünyada baki değildir. Dünya zevklerine daldıkça dertler, üzüntüler, güçlükler artar. Hakikaten öyle oluyor. Bu sebeple ilim öğrenmeli, faydalı işler yapmalı. Ahlakı bozan şeylerden uzak durmalı. Daha doğrusu zamanı kıymetlendirmeli, değerlendirmeli. Bize belli bir zaman dilimi verilmiştir. Bu devamlı da azalıyor. Her gün mesela bittikçe biz bir gün daha kabre yaklaşıyoruz. Başka bir gün ilave etmiyorlar. Hani kum saatler var, görmüşsündür evet. Sen de. Ters çeviriyorsun. Bakıyorsun ki bu kadar kum buraya iner mi? İniyor maalesef. Birer tık 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 bir bakıyorsun boşalıyor, bitmiş. Aynı şekilde ay başı geliyor. Bugün ayın biri. Bir bakıyorsun Allah Allah diyor, ayın sonu olmuş. Senenin başı diyorsun falan, bir bakıyorsun. Yeni bir takvim asıyorsun önüne. Evet, bir bakmışsın bitmiş. O da bitmiş. Dolayısıyla insan ömrü de böyle mi? Evet. Her bir sene bizi bir sene daha kabre yaklaştırıyor. Hatta her gün, her saat durmadan aynı şekilde kabre yaklaşıyor muyuz? Evet. Öleceğini bilen bir kimsenin dünyaya sarılmasına şaşılır buyuruyor. Onun için de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifler var. Buyuruyorlar ki dünyada kalıcı değil, yolcu gibi yaşamalı. Öleceğini hiç unutmamalı. Ölüm var bir kere. Hatta din büyükleri buyuruyorlar ki insanın ömrü ne kadar uzun olursa olsun, sahip olduğu mal mülk ne kadar çok olursa olsun, değil mi ki bunun neticesinde ölüm var, bir kıymeti yok buyuruyorlar. Neticesi bunun ölüm olunca hiçbir kıymeti yok buyuruyorlar. Evet. Bitiyor çünkü. Ve başka bir şekilde de neye sahip olursan ol, bunlar bir gün bırak gideceksin, sahibi değilsin. Emanet olarak veriliyor sana.
Ha, emanet olarak Allah-u Teala vermiş olduğu dünyada mal, mülk, bunları emanet olarak zekatını verirsin. Sahiplerine aynı şekilde bunda hakkı olanlara haklarını verirsin. Allah-u Teala'nın kullarına, Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukata bu sana verilen mal, mülk, mevki, makam neyse bunlarla faydalı olursan o senin için yarın ahirette iade edilecek, hayır olarak geri dönecek sana. Bunun için mal mevki arkasında koşanlardan hiçbir muradına kavuşamamış, mal mevkiyi hayır için arayan ve hayır işlerde kullanan her zaman için rahat ve huzura kavuşmuştur. Onun için insanın elindeki mal, mevki, makam, sahip olduğu şeylerden dolayı kibirlenmesi aklın kıt olduğun alamettir. Akıllı kimse kibirlenmez. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşça kalın.